Çok şükür 34. günümüze geldik. Burada kabartma harfleriyle Allah yazıyor. Nereden çıktı bu diyeceksiniz. Geçen gün YouTube'da bir video izlerken 10, 12, 13 yaşlarında bir çocuk bu kabartma harfleriyle Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenmiş. Güzel de okudu. Son derece mutluluk verici bir sahneydi. En son cümlesini bitirirken Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra tabii bunu dedi okumak yeterli değil dedi. Ya da okumakla olmaz gibilerinden bir şey söyledi. Bunu okumak yeterli değil. Artı bir de dedi meal okumak lazım. Elbette mealleri okumalıyız, tefsirleri okumalıyız. Ne düşünmüşler, ne düşünerek yazmışlar. Hangi tarihte yazılmış. Mesela çok eski tarihlerde 20-25 yıl, çok da değil aslında 20-25 yıl. 20-25 yıl önceki meallerde Fatiha suresinin son ayetini sapmışların deyip parantez içerisinde Yahudilerin ve Hristiyanların yolunu değil diyerekten çeviriyorlardı. Ama şimdiki meallerde o ifadeyi göremiyoruz. Çeviren kişinin anlamış olduğu şekil, çevirdiği yıl, o zamanki şartlar değişebiliyor. Ancak Kur'an-ı Kerim'i orijinalinden anlamak elbette ki mümkün. Zaten kolaylaştırılmış şeklinde ayet var. O ne diyelim ona parmak kadar çocuk mu diyelim, o genç yaşlarda okuması son derece güzelken böyle bir düşünceye kapılması okumak yeterli değil yani sanki böyle anlaşılmaz gibilerinden bir şey düşünmesi ki o yaşlarda kendi düşünmüş değil mutlaka çevresinden almış olduğu iletilerle bunu söylüyor. Neyse ben de acaba ne yapılabilir diye düşündüm. Bu şekilde kabartma yazı üzerinden okuyorlarmış. 1 2 3 nokta alt alta yanına 1 2 3 nokta daha ekliyorlar. Şu şekilde isimlendiriyorlar. 1 2 3 4 5 6 olmuş oluyor. Yani 1'in karşısında 4, 2'nin karşısında 5, 3'ün karşısında 6 olmuş oluyor. A harfinin numarası 1. L harfi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tekrar A harfi 1, 2 ve 5. Yani 125 de H'nin karşılığıymış. Dolayısıyla burayı bu şekilde Allah şeklinde okuyorlar. Tabi her alfabeden alfabeye göre örneğin Ş harfi bizde var diyelim. Başka dillerde yok. Kodlar ona göre değişiyor. Arapçada değişik kodları var ama A harfi, L harfi ve H harfi aynen bu şekilde, Arapçada bu şekilde olduğunu gördüm ben. Acaba ne yapabilir görme engellilerle ilgili diye düşündüğüm vakit işte biraz araştırdığım vakit görme engellilerle ilgili de Kur'an-ı Kerim'i anlamak, sadece öğretmek, okutmak değil, anlatmak amacıyla öğretimiyle ilgili herhangi bir kaynak kitapta yok zaten sadece ülkemizde bazı camilerde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öncülüğünde bazı müftülüklerde görme engelliler için kurslar açıldığına ulaşabildim. Evet biz de şu anda ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Umarım güzel bir şeyler çıkarız. 1288. günümüzde sümme sonra cealle yaptı, cealna yaptık. Sümme cealnakum halaife, halifeler belirtme hali filardı yeryüzünde sizi halifeler kıldık şeklinde almışlar. Min ba'dihim him onlar değil mi? Min ba'dihim onlardan sonra onların ardından nazara baktı. Nazara baktı. Yenzuru sonu kurdelele bitiyor. Yenzuru bakıyor. Tenzuru sen bakıyorsun. Nahnunun neyesi gelirse nenzuru biz bakıyoruz. Li gelince üst çizgi oluyor. Li Nenzura. Linenzura min ba'dihim. Linenzura keyfe te'amelûn. Amele yaptı. Te'amelû, ta'amele yapıyorsun. Ta'amelû yapıyorsun. Ta'amelûne yapıyorsunuz. Keyfe te'amelûne nasıl yapıyorsunuz? Görmemiz için ne yapacağınızı, nasıl davranacağınızı görmemiz için onların ardından sizi yeryüzünde halifeler kıldık şeklinde meali almışlar. Sebbaha 4 harfli bir fiil tesbih etti. Lillahi ma fis semavati vel ard. Yerde, göklerde ve yerde ne varsa hepsi tesbih etti, tesbih etmektedir. Ve huve ve o ve huvel azizul hakim. O aziz ve hakimdir. 34. günün ayetinde ise Allah diye başlıyoruz. Nasıldı? 1, 3, 3, 1, 125'ti. Evet. Allah Allahu la ilahe illa hu lehu'l esmaul husna. En güzel isimler onundur. Umarım yazmayı da
başarabiliriz beraber. Şu şekilde de bir kapak hazırladım. Umarım çalışmalarımızı hazırlayınca, tamamlayınca videolara başlarız. Şu sıralarda eğer tanıdığınız akrabalarınız arasında, komşularınız arasında görme özürlü bir tanıdığınız varsa mail adresimizden cagrarcinar85@gmail.com'dan bize ulaşırlarsa en azından videolarımızı çekmeden evvel çalışmalarımızı yaparken karşılıklı olarak kendisi telefonla görüşerek ya da videolarımızı ilk kendisine atarak olup olmadığını sorabiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun.